LGS'ye son 150 gün Yeni bir seneye başladık, 2022'deyiz ve yeni senede yeni başarılar sizleri bekliyor arkadaşlar. Bunu zaten geçenki geri sayımızda söylemiştik. İnşallah bu yıl sizin yılınız olacak ve 2022'de hayallerinizdeki Sosyal Bilimler Lisesi'ne, Anadolu Lisesi'ne, Anadolu İmat Lisesi'ne ya da Fen Lisesi'ne inşallah gireceksiniz. Dolayısıyla sabredin, az kaldı, sayılı gün çabuk geçecek ve çok güzel geçecek inşallah. Haftanın sözüne baktığımızda dünyaca ünlü bir yüzücü, olimpiyat şampiyonu engeller olacak diyor, şüphe edenler olacak. Yani kazanamaz diyenler olacak. Hatalar olacak. Hata olmuyor mu? Matematikte bilhassa ne kadar çok hatamız çıkıyor değil mi? Ama çok çalışırsanız limitler ortadan kalkacak. Çünkü çalışan kazanıyor arkadaşlar. Vazgeçmeyen, gayret gösteren bir şekilde beş yanlışla da olsa, on yanlışla da olsa, bir soruyu beş dakikada çözerek de olsa, iki dakikada çözerek de olsa başarıyor arkadaşlar. Yeter ki vazgeçmeyelim. Şimdi haftanın sorusuna baktığımızda Marshmallow... 349 beğeni almış. Hemen sorularına geçiyorum. Denemelerimde 350 puan üstüne çıkamıyorum. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar bunu her zaman söylüyoruz. Vazgeçmemeniz gerekiyor. Denemeler ilk başlarda çok hızlı artar. Böyle hop diye artı verir hemen. Çünkü zaten sene başı eksiklerimiz var. Hele hele böyle Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta başladıysanız o dönemde hızlı bir artış olur. Sonrasında belli bir doygunluğa geldiği için yavaş artmaya başlar. Hatta azalışlar olur. Bazen yorgun olduğunuz için, yanlış saatte çözdüğünüz için veyahut da zor bir yayının yani Kazıkul Aziz yayınlarının denemesini çözdüğünüz için. Mesela bizim hedefim derece denemelerimizi çözdüyseniz orada 350 puan bile alamazsınız yani. Bildiğin kazık sorular var. Ama bazı denemelerdeki soruları da yanlış saatte çözdüğünüz için, evde yorgun bir şekilde geldiğinizde çözdüğünüz için denemelerin netleri azaldığı da olur. Ama bu artış ve azalışlar zamanla arkadaşlar, bilhassa Mayıs'tan sonra en güzel haline gelecek. Peki Mayıs'ta da düşüş olmayacak mı? Olabilir. Mayıs'ta LGS'den birkaç gün önce bile deneme çözmeyin diyoruz biz o yüzden. Belki birkaç hafta önce bile çözdüğünüz denemede hiç tahmin etmediğiniz kötü bir neti yapabilirsiniz. Ama bu şunu değiştirmeyecek. Sizler çalıştığınızda en güzel denemeniz ve en güzel sonucunuz gerçek LGS olacak arkadaşlar. Yeter ki vazgeçmeyin. Yeter ki gözlerinizi kapayın vazifenizi yapın. Yani hocam bu denemede işte 5 yanlış yaptım. Tamam çok güzel olabilir. Hocam bu denemede 10 yanlış yaptım. Tamam çok güzel yanlışlarına baktım evet bu kadar. Yani iyi yaptım diye sevinip çalışmayı bırakacak mısınız? Hayır İşte aynı şekilde kötü yaptığınız zamanlarda da çalışmayı bırakmayın arkadaşlar. 350 puanında üstüne çıkacaksınız hiç endişelenmeyin. Teknolojik aletlerden nasıl uzak durmalıyım? Arkadaşlar teknolojik aletlerden uzak durmanın tek bir yöntemi var. O da kendinize bununla alakalı ceza vermek. Yani bununla alakalı tabii ki ailenizden destek isteyebilirsiniz. Uzaklaşacaksınız. Diyeceksiniz ki benim programım belli. Kardeşim ben saat işte bak yazmışsın zaten okuldan beş gibi çıkıyorum. O zaman okula telefonumu götürmüyorum. Yani gerçekten bazen Whatsapp, ...böyle çok faydalı gibi duruyor ama... ...kullanmadan da yaşayabiliyor insan biliyor musunuz? Ya anne ne diyorsun? Anne ben okuldan geliyorum. Ha merak ediyorsa sizi... ...onla alakalı başka bir yöntem belirleyebilirsiniz. Arkadaşınızın telefonundan annenize mesaj atabilirsin. Diyebilirsiniz ki... ...anne bu işte... ...Pakize'nin telefonu... ...veyahut da işte bu... ...Kadir'in telefonu... ...oradan sana mesaj atıyorum... ...ben geliyorum da diyebilirsiniz. Bir şekilde telefondan uzak durmayı... ...bu şekilde sağlayabilirsiniz. Ama bu teknoloji diyetinizi arada bir de bozabilirsiniz. Ne yaparsınız dersiniz ki bugün birazcık arkadaşlarımla sosyal medyada görüşen diyebilirsiniz. Haftanın belli günleri. Ama emin olun size çok ilginç bir bilgi vereceğim. Benim e, eski yıllarda yani ben biliyorsunuz yaşlıyım arkadaşlar. Eski yıllarda böyle e, öğrencilerim vardı. Çok çalışkan ve çok başarılılardı. Sınav hazırlandıkları dönemlerde akıllı telefonlar yani şöyle akıllı telefonlar var ya bunu hiç kullanmıyorlardı. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? En dandik böyle hani SMS atabilen telefon yani WhatsApp çalışmayan telefon kullanıyorlardı. Hani olur da aileleri ararsa diye. Ve çok başarılı oluyorlardı. Ben dedim ki ya siz ne kadar akıllı, ne kadar başarılı insanlarsınız ya. Yani isteseler pahalı telefon alabilirler. Akıllı telefon alabilirler şey i̇şte WhatsApp, Instagram falan falan. Ama yok. O dönemde sınav dönemlerinde takoz telefon kullanıyorlardı. Yani işte ee, yani bilmiyorum işte Ericsson, Nokia böyle en en küçük telefonlar vardır ya böyle hani en eski böyle hani SMS atabilen ve süper başarılı oluyorlardı. Dolayısıyla ben böyle elinde böyle eski telefon gördüm öğrenci diyorum ki vay be gelecekte çok başarılı olacak bu çocuk. Çünkü akıllı telefonu yok. Onunla oyalanmıyor, vakit kaybetmiyor. Anne geldim, öptüm. Hadi görüşürüz. Bu kadar. Mükemmel başarılar onları bekliyor. Dolayısıyla bu sene işte iPhone'unuz, Bayphone'unuz, Samsung'unuz falan filan varsa onları verin başka birine. Gidip dandik ötesi bir telefon alın tamam mı? O telefon akıllı olmayan o telefonla iletişim kurmaya çalışın. Yani WhatsApp'ın değil SMS. Tamam geldim. Bitti bu kadar. Anlaşıldı tamam. Telgraf gibi. Bu size emin olun netlerinizi artacak. Şok olacaksınız. 350 puanı bir ay içinde 400 puana çıkarabilirsiniz. Marshmallow. Okuldan 5 gibi çıkıyorum. 5.30 gibi evde oluyorum. Dinleniyorum. Araya yemek falan gelince saat 7 oluyor. Mantıklı. 7'de derse başlayıp 12.31 gibi atıyorum. Çok mu geç atıyorum? Şimdi Normalde bu geç bir saat. Bu saatlerde uyumamız lazım. Eğer sabah erken kalkabiliyorsan daha erken yat. Yani sabah erken kalkıp okula gitmeden önce de böyle saat 6-7'de kalkıp 8'e kadar ders çalışabiliyorsan o daha verimli. Çünkü 12-31 artık bayağı yorgun olan saatler. Ama senin bu saatlerde verimin yüksekse, bu saatlerde daha iyi anladığını düşünüyorsan... ...daha güzel bir sessiz ortam olduğu için daha iyi konsantre oluyorsan... ...ve sabah köründe de kalkmana gerek yoksa... ...o zaman arkadaşım... ...Marshmallow bilmiyorum kız öğrenci de erkek öğrencisi bilmiyorum o zaman doğru yapıyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü bir tek bu sene dişini sıkacaksın. Yani bir tek bu sene dişini sıktığın için birazcık geç yatıp birazcık az uyuduğun için hayallerindeki okula gireceksin belki de. O yüzden vazgeçme. Yani bunu sen karar Eğer biraz erken atabilirsen daha iyi. Çünkü insanın beyni saat 10 ile 2 arasında kendini yeniliyor. Yani yeniliyor derken hani de, hücreleri yenileniyor. Dolayısıyla o saatlerde uyumak daha faydalı. Ama erken kalkmak şartıyla yani uyku saatini de artırmayacaksın. Saat 10'da yatıyorum, sabah da 9'a kalkıyorum. Günde 11 saat mışıl mışıl uyuyor. Olmaz, öyle bir şey yok. Senin LGS senesindesin. Birazcık uykunu azaltacaksın, fedakarlık gerekiyor. Denemelerde süreyi zar zor yetiştiriyorum yapmalıyım. Bununla alakalı turlama taktiği uygulamanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Yani denemenin içerisinde dolaşmak çok çok önemli. Hatta mesela bu deneme taktiklerini söylüyoruz yani. Ya hani, mesela sayısaldan fenden başlayın. Önce fende yapabildiğiniz soruları yapın. Yapamadıklarınızı yuvarlak için alın. Yani sonra matematiğe geçin. Veyahut da bir soru yanlış yaptığınızda böyle diye böyle bir işaret koymayın. Bu döndüğünüze uf ya ne kadar zormuş ya demek ki bayağı büyük. Hayır öyle bir işaret koyun. Yapamadıysanız şöyle fındık bir işaret koyun. Bu demek ki birazdan dönüşe gene bakacağım anlamına geliyor. İşte bu şekilde arkadaşlar bu şekilde yuvarlaklar koyarak bu şekilde yuvarlaklar koyarak geri döndüğünüz sorulara bakarak esas hem netlerinizi hem de sürenizi yetiştirebilirsiniz. Bazen ne oluyor biliyor musunuz? Bakın size çok ilginç bir hikaye anlatacağım. Bir öğrencim ee, ...böyle matematikte efsane bir çocuk. Bunu çok eski dönemlerde anlatmış. Efsane bir öğrenci yani. İsmi de Mahir'di hatta. Efsane ya. Hiçbir kimse onu geçemiyor matematikte. Süper. Gerçek sınava girdi çıktı. O zamanlarki adı şeydi sınavın adı... ...SBS'ydi o zamanki adı yani 1900'lü yıllar. SBS'de matematikten bir tane soruya takılıyor. Ve o soruyla ısrar ediyor. Ben o soruyu nasıl yapamam diye. Karakülk sayılar sorusu. Ben onu çok rahat yaparım diyor. Israr ediyor, ısrar ediyor ve yapamıyor. Sinir oluyor çünkü efsane ya Mahir yani her soru yapan Mahir. Sonra sınavdan çıktı baktık üzülüyor. Ne oldu Mahir? Ya hocam işte fene bakamadım, sosyale bakamadım, İngilizceye bakamadım. O zaman sosyaldi yani sadece inkılap yoktu. E neden? Hocam bir soru vardı o çok sinirim bozdu. Karaköklü sayılar ben biliyorsunuz falan. E oğlum yapamadığın soruyu atla demedik mi sana? Yapamadığın soru olabilir demedik mi? Ama hocam karaköklü sayılar. Ya olabilir. Ve ne oldu biliyor musunuz? O soru iptal oldu. Soru hatalıymış. E sen atlamadığın için senin sınavın niteliği oldu. Ama o soruyu atlayanlar senden daha fazla yaptılar. İşte gerçek sınavda böyle bir şey yaşamamak için yapamadığınız soruyu atlayacaksınız. Dönüşe bir daha bakacaksınız arkadaşlar. Bir soruyu 2-3 dakika verdiğiniz halde yapamıyorsanız atlamayı öğreneceksiniz. Yoksa diğer türlü bu şekilde süreyi zar zor yetiştirebilirsiniz. Ha hocam ben atlama taktiği yaparak da olsa yetiştiremiyorum diyorsanız o zaman kondisyon ekseniniz var. Onu da zamanla artırabilirsiniz. Günde 200 soru çözüyorum artırmalı mıyım? Günde 200 soru çözüyorsan artırmana gerek yok. Eğer bu soruları verimli çözüyorsan, bunların yanlışlarına bakıyorsan, bunların haricinde çalışmalar da yapıyorsan, bu 200 sorunun içerisindeki e, yeni nesil soru oranı LGS gibi ise yani LGS'de biliyorsunuz 90 soru var. 90 sorunun 50'si sözel, 40'ı sayısal. Bu 40 sayısalın neredeyse 30'u yeni nesil. 50 sözelinde en az 20'si yeni nesil. Yani bu şekilde 50 soru yeni nesil var. E sen günde 100 tane yeni nesil, yüz tane normal soru çözüyorsan o zaman iyi yoldasın, doğru yoldasın demektir. Hiçbir endişelenmene gerek yok. Yeter ki yanlışlarını çözümünü öğren. Günün okuluna baktığımız haftanın okuluna baktığımızda Gazi Anadolu Sesi. Ben Ankara'da okudum arkadaşlar. Gerçekten bu lisenin ne kadar iyi birisi olduğunu biliyorum. Burada okumadım ama gerçekten harika bir okul mühendislik, hukuk, tıp, diş hekimliği, veterinerlik, psikoloji, iktisat gerçekten Ankara'daki sayılı okullardan biri. Birçok Ankara'da öğrencimiz de zaten burayı hayallerin içerisine koyuyor. Hatta Ankara dışından öğrencilerimiz de bu okulda okumak istiyorlar. Sizleri bekliyor arkadaşlar. Ben gelip geri Ankara'ya dönüp ben tekrar Gaziantep Üniversitesi'ne okuyacağım diyemem. Bitti artık benim. Bitti artık. Ben artık öğretmenim. Ama sizler inşallah çalışacaksınız ve bu okulu hatta bundan daha iyi okulları veya buna benzer okulları sizler dolduracaksınız. Haftanın karnına baktığımızda Tüm dersler ekotaktikli soru bankamızı, ekotaktik setimizi bir kez daha sizlere gösteriyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar taktikli soru bankalarını almadıysanız ve biliyorsunuz ki hani kağıdın ham maddesi dışarıdan geldiği için bilhassa kitap fiyatlarına bir artış oldu. Ve biz de öğrencilerimize hem ekolojiye duyarlı yani daha az kağıt tüketen hem de ekonomiye duyarlı daha az... ...fiyat ödediğiniz, daha az, daha uygun bir şekilde alabildiğiniz... ...ama normal taktik kitaplarımızda birebir aynı sorulara, aynı sayfalara, aynı dijital sorulara... ...aynı karikatürlere sahip olan taktikli setimizde sizlere sunuyoruz. Dinde, inkılapta, Matematik'te, İngilizce'de, e, FEN'de ve e, Türkçe'de arkadaşlar... ...eko taktikli setimiz sizleri bekliyor. Bunu açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden e, görebilirsiniz, alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım... Bizler hayallerinize ulaşmak için sizlere kapıyı açmaya çalışıyoruz ama çalışaraktan, gayret göstererekten, vazgeçmeyerekten içeri girecek olan sizlersiniz ve sizlere güveniyoruz arkadaşlar.